Şuralar. Gaz. Metan gazı çıkışları var burada. 40 metrede. 35 metrede. Çok sığ gaz çıkışları var. Neden? Çünkü burası çok sıkışan bir bölge. Buralar sıkışıyor. Toplam derinlik 30 kilometre. Burası güney, burası kuzey. Bakın bu kesite baktığımızda yani şu şekilde şuraya kesit atıyoruz, bakıyoruz, bakın. F1 ve F2 olarak adlandırdığım iki fay tarafından kontrol ediliyor. Bakın şurası. F2 burada. F1 burada. Buradaki her iki fay sistemi tarafından burası yükseltiliyor ve sıkışıyor. Bu kenarlara ise ana kümelenme adını verdik. Yani bu ana kümelenme alanı şurada. Buralar çok yoğun deprem alanı. Ama merkezi kümelenme alanı bakın, son 2 haftadır olduğumuz deprem fırtınaları burada oluyor. Nerede oluyor? Merkezi kümelenmenin olduğu yerde. Bu kadar küçük depremler birkaç yüz metrelik alanları kırarak belli bir yerde öbekleniyorlar. Ve bu çok büyük bir depremin habercisi olabilir. Bunu geçen hafta söylediğim gibi böyle bir şey bilmek mümkün değil. Her büyük depremden önce küçük depremler olur diye bir kural yok. Olabilir de olmayabilir de. Ya da bir büyük depremden sonra hemen tekrar büyük bir deprem olacak diye bir kural da yok. Hatta büyük bir deprem olduktan sonra, 7'lik büyük bir deprem mesela yaşadık diyelim. Bu depremden hemen sonra tekrar bir 7'lik depremin üretilmesi çok zordur. Bu nedenle bu küçük depremler Van Fay'ın kırıldığı yerden başlıyorlar. Tuşba, Molla Kasım'dan başlıyorlar Erçek Gölü'ne doğru doğuya ilerliyorlar. Ve Erçek Gölü'nün orada büyük bir ihtimalle Koç Yatağı denilen bölgede kuzeye doğru gidiyorlar. Erçek Gölü'nün kuzeyi ve Erciş açıklarına kadar ilerliyorlar. Böyle bir kıvrımlı hat var. Ve bu hat önümüzdeki 100 yıl küçük büyük depremler üretmeye devam edecek. Bu anlattığım küçük depremlerin ve aradaki büyük depremlerin aynı bölgede sürekli deprem üretmesinin en güzel izlerini, en güzel görüntülerini üniversitemizin desteklemiş olduğu bir proje çalışması olan Erçek Gölü'nün gaz çıkışları projesinde çok iyi görüyoruz. Bakın Erçek Gölü'nde biz göl sismiği yaptık, yüksek çözünürlüklü ve bu göl sismiği çalışmalarında Erçek Gölü'nün içinde, yani göl tabanından bahsediyorum, kuzeyinde ve kuzeybatısında, Erçek Gölü'nün kuzey ve kuzeybatısındaki o alanda inanılmaz gaz çıkışları görüyoruz. Ve biz bu gaz çıkışlarının basınç, depremi ürettiği ve küçük depremlerin büyük depremlerin ürettiği stres ve bölgenin sıkışmalı tektonik yapısından kaynaklı olarak göl çökeli içerisindeki gazın sıkışarak dışarıya doğru çıktığını görüyoruz biz. Bunları görüntüledik. Göl suyu içerisinde gaz çıkışları görüyoruz, kabarcıklar halinde. Bunları yüksek çözünürlüklü derin sismik yansıma verilerinden görüyoruz. Erçek Gölü'nde buranın büyük bir oranda deprem potansiyeli barındırdığını bu gaz çıkışlarından çok net bir şekilde görüyoruz. Gaz çıkışlarını takip ettiğimizde gaz çıkışlarının güzergahının kuzeye doğru ve aynı zamanda batıya doğru, yani çarparak Yarımadası'na doğru olduğunu da haritaladık. Bu nedenle Erçek Gölü'ndeki çok yüksek orandaki gaz çıkışları çarparak Yarımadası'nda olan küçük deprem öbeklenmeleri, küçük ölçekli deprem fırtınaları ve aynı zamanda Tuşba'daki ve Molla Kasım'daki küçük orta ölçekli depremler Erçek Gölü'ndeki gazlarla birleştirdiğimizde bu iki veri alanını bölgenin yükselmekte, sıkışmakta ve kırılması gereken fayların hala var olduğunu söylemekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada gelecekte yine büyük depremler olacaktır. Ama var olan depremlerin, dünkü depremin, ondan önceki küçük deprem fırtınalarının oluşmasından büyük bir deprem geliyor dememiz mümkün değil. 2011 yılında oluşan Van depreminin yaklaşık 9 ay boyunca üretmiş olduğu 8-10 bin kadar artişoku yerleştirdik. Bakın görüyorsunuz şu mavi noktalar, bakın şu alan dün ve 10 gün kadar önce oluşan deprem, küçük depremler burada oluyor. Buradan başlıyor bu depremler. Bakın Erçek Gölü'ne geliyor, daha sonra buradan bükülüyor.
Erçek Gölü'nün kuzeyinden Erciş açıklarına kadar gidiyor. Bakın şu noktaya kadar gidiyor.